0-3 yaş, 3-6 yaş okul öncesi, 6 ve üzeri okul çağı dediğimiz ortalama 800 ile 1200 miligram arasında kalsiyum ihtiyacı değişiyor. Tabii ki aynı zamanda burada genetik faktör de söz konusu. Çocuk yeterli miktarda kalsiyum alıyordur ama anneden babadan gelen genlerle birlikte geleceği boy kapasitesi de bellidir. Bu da göz ardı edilmemesi gereken önemli faktörlerden bir tanesi tabii ki. Genetik olarak uzayacağı bir boy miktarı vardır ama kalsiyum aynı zamanda kemik sağlığı açısından önemli olduğu için minimum miktar verebilirim ben size. En azından 3 yaşından sonra 0-3 yaş birazcık daha farklı bir dönem. En azından kalsiyum ihtiyacını minimumda tutabilmek için 2 porsiyon dediğimiz yani 2 bardak süt yoğurdu gün içinde muhakkak tüketmesi gerekiyor. Diğer genetik faktörleri göz ardı etmek şartıyla. Çok fazla aslında süt yoğurt tüketilmesi de tehlikeli. Bu sefer fazla kalsiyum alınması çocuğun besinlerden aldığı proteinin vücutta yararlanabilir oranını da azaltıyor. Bu da göz ardı edilmemesi gerekiyor. Bakıyoruz çocukta bir çocuk geliyor iştahsızlık var. Kontrol ediyoruz besin alımı az. Bakıyoruz ki süt yoğurt tüketimi çok fazla, çok fazla süt içiyor. Bu da diğer besinlerin alımını azaltıp çocuğun büyüme ve gelişmesinde sorunlar yaratabiliyor. O yüzden süt yoğurt alımını maksimum bir rakam verebiliriz. 3 su bardağını geçmeyecek şekilde tüketmeleri gerekiyor. Özellikle okul çağı çocuklar için söylüyoruz bunu. Çünkü 3 porsiyon yani 3 bardak süt yoğurdun üstüne çıktıklarında bu sefer diğer besinlerden aldıkları proteinlerin yararlılığı azalıyor.